Step Back programından herkese mutlu günler. Ben Efe Emanlar, Özer Çelik Süngü ile birlikte NBA'de playoff'ları konuşmaya artık YouTube'da devam edeceğiz. Biz normalde kanalda son periyot programında Özer'le her hafta cuma günleri birlikteyiz ama baktık yetmiyor. Çünkü bütün şeyimizi patlatıyoruz biz her programda. Artık YouTube'da da sizlerle birlikte olalım dedik. Evet, basketbol aşkımız taştı. TV'den taştı, YouTube'a geldi. Burada da biraz playoff modunu açıp biraz daha playoff eşleşmeleri özelinde Efe'yle beraber devam edeceğiz. Tabii son periyotta bu sırada devam ediyor olacak. O da her cuma günleri yine Spor City. Evet, o zaman direkt girelim istersen. Çünkü bu gece artık play-in maçlarıyla başlıyoruz. Ben şöyle bir sıralama yaptım, onlardan devam edelim. Minnesota Timberwolves ve Los Angeles Lakers ilk maç, oradan başlayalım. Evet, senin için güzel bir eşleşme. Güzel, tabii yani güzel. Gerçekten Efe'nin şansı burada yaver gitti. Yani Lakers'ın başladığı sezonu düşünürsen play-in'de böyle yani bereketli bir eşleşmeye denk gelebileceğini hayal eder miyim? Ya bir kere şöyle, ben Lakers'ın play-in'deki en tecrübeli takım olduğunu düşünüyorum. Üstüne bir de geçen günlerde Gobert'le Anderson birbirine girdi. Evet. Gobert de yok. Yani Lakers için bütün kainat toplandı, playoff'a doğru ittiriyor gerçekten, bakalım. Zaten biliyorsun son 2 senedir, 200 senedir Lakers'a şey deniyor, yani en kaliteli play-in takım. Evet, olabilir. Bu sefer bir de şans da bayağı yaver gitti yani. Bu gerçekten, yani orada o zaman Minnesota'dan giriş yapalım abi. Tabii. Yani bu son maçta gerçekten Minnesota'nın başına gelenler akıl alır gibi değil. Özellikle Rudy Gobert'in Kyle Anderson'la kavgası ve orada ona yumruk atmaya çalışması. Üzerine Jaden McDaniels'ın sinirlenip duvarı yumruklayıp elini kırması. Yani Minnesota için bir felaket. Yani Lakers herhalde yazsa bu kadar kendileri için avantajlı bir senaryo oluşturamazlar. Ya bana biraz şey gibi geldi ya. Tırnak içinde ergenler, hani böyle çok genç, mesela Houston şu an çok genç bir takım. Ama bu sezon orada bile onu görmedik. Ben şöyle bir şey söyleyip sana atacağım topu. Rudy Gobert bence bütün sezon çok eleştirildi. O hani o beklenilen artık o işte ikiz kuleler falan olmayınca bence çok ciddi bir baskı altına girdi bu eleştirilerden dolayı. Bu da onun patlamasıydı. Bir de biliyorsun, çok doğru. Bir de zaten Gobert oldum olası biraz duygusal yönü ağır basan. Kesinlikle. Kaldı ki Minnesota'ya da yani tarihin bence en kötü takaslarından biri olabilecek bir takas fiyatıyla geldi. Yani buraya çok pahalı geldi. O yüzden onun üzerindeki yük de çok büyük bir yüktü. Yani beklenti anlamında. Biraz böyle bonservisi altında ezilen oyuncu haline döndü diyebiliriz. Oldu valla. Ki Utah'ta oynadığı dönemde de All-Star seçilip, yani seçilemediğinde basın önünde konuşurken gözlerinin dolduğu, ağladığı, duygusal olduğu anlar vardı. Gobert kesinlikle duygusal yönü ağır basan bir oyuncu. Ama ne olursa olsun bu mola sırasında Kyle Anderson yaptığı şeyi meşhur kılıyor. Ya bu arada bu şöyle bir şey var. Minnesota'da hemen bu maç cezalandırdı. Ben burada sadece başka bir parantezden bir şeye bakmak istiyorum. Şu an belki de Minnesota sezonun en kritik maçını oynuyor. Kesinlikle. Yani artık sezonun buraya kadar geldi ve en kritik maçı oynuyor. Ama ona rağmen işte kurallar, liyakat ve disiplinin ne olduğunu bence biz bir kere daha gördük. Çünkü karşıda Anthony Davis varken Rudy Gobert sizin sahada olmasını isteyeceğiniz bir oyuncu. Ben şöyle söyleyeyim sana Efe. Ben bu programa biz gelmeden önce son Minnesota Lakers maçını açıp izledim. İlk pozisyon ne biliyor musun? LeBron James pick and roll, Anthony Davis. Peki LeBron'la Davis'i kimler savunuyor? Jaden McDaniels'la Rudy Gobert. İşte. Yani bu zaten bence Minnesota için durumun ne kadar kötü olduğunu, çok kötü. Yani Lakers için de aslında ne kadar onları avantajlı bir konuma getirdiğini yani söylüyor. Aynı zamanda bu Gobert konusunda ortaya sunduğu hani felsefede de çok haklısın. Çünkü burada bir felsefik bir ikilem var. Evet. Yani pragmatik olup Gobert'i içte cezalandırmayacak mısın? Yoksa kültürü öne çıkarmak için, takım kültürü kurmak istediğin için burada Rudy Gobert'e ceza mı vereceksin? Çünkü burada şunun altını çizmek gerekiyor. Gobert'e verilen ceza kulüp içinden geldi. Evet, NBA evet. yönetimi tarafından verilmedi. Yani Minnesota Timberwolves yönetimi isteseydi bu cezayı ona vermeyebilirdi. Lakers maçında çıkartabilirdi. Kaldı ki ihtiyaçları var. Çünkü Minnesota'ya daha geniş açıdan baktığımızda Rudy Gobert ve Jaden McDaniels dışında sakat olan bir isim daha var. Naz Reid. Tabii. Yani şu anda Karl Anthony Towns dışında takımın elinde kullanılabilecek bir uzun kalmadı. Ve Karl Anthony Towns, yani Anthony Davis de 36 dakika 40 dakika baş edemez. Yani Towns'un zaten çok ciddi bir sakatlıktan geri döndü. Hatta belli bile değildi yani dönecek mi dönmeyecek mi diye. Şu anki bir de şu son 1,5 aylık Anthony Davis'i düşünürsek Towns için çok zor bir maç olacak. Çok katılıyorum söylediğine. Ya zaten Towns kariyerinin en iyi döneminde bile sakar bir savunmacıydı. Yani. Savunma pozisyonlarından iyi anlamazdı. Aynı zamanda da fiziksel mücadeleyi çok seven bir savunmacı değil kendisi. Yani biz Karl Anthony Towns'ın bu maçta ilk yarı bitmeden 4 faulle olabilir. Yani böyle vura kırı soyunma odasına gittiğini, bench alındığını da görebiliriz Chris Finch'le, yani kriz geçirerek. Çok mümkün bir şey bu. Aynı zamanda hani bu iki takımın kaderi birbirine çok bağlandı bu sezon. Biliyorsun yani Lakers'ın sezonunu kurtaran takas Minnesota'yla yaptıkları takas oldu. Malik Beasley,
Jared Vanderbilt ve D'Angelo Russell'ı getirdiler. Çok iyi takas. Kaldı ki bu maçta da fark yaratabilecek 3 yegane oyuncu olabilirler. Yani bence bu eşleşmede normalde Minnesota eğer tam kadro olsaydı Lakers adına konuşulabilecek handikaplardan bir tanesi Jared Vanderbilt'in ne kadar sahada kalabileceği olurdu. Çünkü eğer Rudy Gobert ve Karl Anthony Towns aynı anda oynuyor olsaydı Anthony Davis'e Gobert'i veya Towns'ı Jared Vanderbilt'le de öbürünü savunabilirlerdi. Şimdi Jared Vanderbilt'i boşa çıkardı. Evet. Minnesota tek uzuna düştüğü için. Bu da bence Lakers için çok büyük bir avantaj. Çünkü Anthony Edwards'a atayabilecekleri çok iyi bir savunmacı ellerinde dolmuş oldu. Savunmacılardan da bahsederken belki Jaden McDaniels'ın ne kadar nitelikli bir savunmacı olduğunu şu şekilde özetleyebiliriz izleyenler için. Bu sezon NBA'de o 2022-2023 sezonunda All-Star seçilmiş 6 oyuncuyu 1000 pozisyon savunan tek bir kişi var. O da Jaden McDaniels. Ve 1000 pozisyonda bu oyuncuların hepsini toplamda %50 isabetin altında tutmuş. Yine iyi bir istatistikle bizi aydınlattın ama ben şöyle Lakers tarafına bakayım işin. Orada da biraz 2-3 kelime söylemek istiyorum. Evet. Yani Lakers'ın bu sezonu işte ahlar vahlar, tahminler, artık hesaplamalar, herkes bir anda borsacı gibi oldu. Ama buraya kadar da getirdiler ve bence buraya gelmesinin en büyük sebebi senin söylediğin o takas. Bence. Yani o takas yapılmasaydı eğer, yani Lakers hala buraları Westbrook'ta falan gelemez. İmkanı yok, gelemez yani. Bence takastaki personel, orada personelin büyük bir etkisi var. Çünkü evet, bir tane rotasyonun iyi parçası olmayan oyuncuyu çıkartıp 3 tane çok sağlam rotasyon oyuncusu getirdiniz. Bu bir kere çok büyük bir artı. Yani zaten burada sayısal olarak bir avantaj elde ettiniz. Bunun üzerine bu takasla beraber takımın çehresi değişti. Yani ben son maçları düşün. Anthony Davis'in ne kadar daha fazla kendini sorguladığını. Biz normalde hani Anthony Davis her yere düştüğünde izleyenlerin içi gidiyor. Ama Davis son maçlarda, son bu sezonun son 20 maçlık düzlüğünde her seferinde düştüğü yerden kalktı ve o agresifliği göstermeye çalıştı. Ve bu Anthony Davis profilindeki bir oyuncu için çok ciddi bir karakter değişimi ve bence onun o dirayeti, onun ortaya koyduğu azim Lakers'ın play-in potasına ve oradan da kendini kuvvetle muhtemel play-off'a sokmasına aracı oldu. Yani şimdi bakıyoruz mesela, bu arada LeBron da sakatlıktan yine çok iyi döndü, hatta yani nasıl bir sakatlık geçirdiğini de ben anlamadım. 38 yaşında hani artık övgü kalmadı. Bir de biliyorsun değil mi, hani ayağı konusunda dedi ya, ben ayaklarım LeBron James'ine gitti. Yani gerçekten çok enteresan. LeBron enteresan antrenman açıklamalar yapıyor. Son maçta da kendi artık kral tacını kendi taktı. Hani şeyin bir şarkı vardı ya, yüzüğümü kendim takarım gibi. O da dedi ki tamam, tek taşı, tacımı tek taşımı kendim, aynen, tacımı da kendim takarım dedi. Yalnız bak, Lakers'la ilgili şöyle bir şey var. Bence Lakers Minnesota maçını kafada geçti. Çünkü orada LeBron ve Davis'in olması çok büyük artı yazıyor. Yani bu adamlar şampiyon bir çekirdeğe sahipler. Ve bence şimdi ikinci bu maçı direkt kazanırlarsa önce Memphis, sonra da Sacramento ve Golden State'in galibiyle oynayacaklar. Yani şu anda Lakers gerçekten kendisini çok enteresan bir yolda buldu Efe. Yani buraya geçtiklerini varsayalım, Memphis'e gidiyorlar. Memphis her halükarda zor bir eşleşme ama Steven Adams yok. Brandon Clark ve Steven Adams o takımda yok. Yani ligin en sert iki takımı birbirine karşı karşıya geliyor olabilir. Lakers bu sezon açık ara en fazla faul çizgisine giden takım. Hücum reboundunu iyi zorluyorlar. Keza Memphis de öyle ama Memphis'in orada iki tane yani güvenlik görevlisi dediğimiz hani zebellak gibi adamları artık etrafta yoklar. Bundan ötürü de orada büyük bir avantaj var Lakers'a. Daha ama güvenli tabii, olurlar. Yani orada yine de bir beklemek gerekiyor. Çünkü tabii, Memphis, Brandon Clark ve Steven Adams yok diye çok kolay üstünlüğünü çizmenin mümkün olduğu bir takım değil. Evet, bakalım Minnesota Lakers serisinden neler çıkacak, ona da bakacağız. O zaman istersen Atlanta Hawks Miami Heat serisine geçelim. Yani daha bu sabah okudum ya da dün gece de okumuş olabilirim. Trey Young'la ilgili takaslanacak iddiaları ortaya atıldı. Ya bu haberler de gerçekten o kadar kritik yerlerde çıkıyor ki. Yani takım play-in maçına çıkacak ve takımın en büyük yıldızı takaslanabilir gibi bir haber ortaya atıldı. Atlanta dağılıyor bence. Evet, çok ilginç bir haber. Ve burada dağılacaklar. Benim tahminim o. Ya benim de bu maç özelinde favorim Miami. Yani burada Miami'yi öne çıkarmamın büyük bir tane sebebi var. O da Eric Spoelstra ve Jimmy Butler kesinlikle. Yani Miami iyi bir normal sezon geçirmedi. Düşünürsek aslında bu iki takım özelinde. Miami geçen sezon, Atlanta iki sezon önce Doğu Konferansı finallerindeydi. Evet. Ama bu iki takım da hayal kırıklığı sezonlar geçirdi. Keza Atlanta'nın DeJounte Murray takasıyla beraber tekrardan yükselmesini onlar hedefliyorlardı. Öyle olmadı. Sezon içinde koç değişimlikler. Nate McMillan yerine Quinn Snyder geldi ve bu yani normal sezonu hayal kırıklığı olarak geçiren iki takımdan bir tanesiydi bunlar. Ama Miami'ye baktığımızda, Miami her ne kadar normal sezonu kötü geçirse de eşleşme bazlı gittiğimiz zaman orada çok mahir bir koça sahip. Ve yani sahne ışıkları en parlak parladığında da performansını geri adım değil bir adım daha öteye çıkartabilen bir süperstara sahip.
Ve bence böyle bir maçta, tek maç üzerinden kaderinizin belirlendiği maçta da isteyeceğiniz şey budur. Aynen öyle. Yani teraziyi size kaydıracak en önemli iki faktör budur. Yani ben aslında Doğu'da, tabii şimdi birazdan Bulls Raptors'ı da konuşacağız ama Doğu'da şöyle bir durum var. Yani play-in'den girmek, tabii ki de artık play-off'a girmek bence bir başarıdır. Yani takımların belki de sezon öncesi ölçütü play-off yapmak olabilir ve bunu tamamladığın tamam biz yaptık diyebilir ama yani gerçekten bir yerden Milwaukee'ye gidiyorsun, bir yerden Boston'a gidiyorsun. Evet. Belki işte bak burada ben mesela Miami'yi istemem ama ne olursa olsun Boston bile olsam Miami'yi istemem çünkü rahatsız edici bir takım. Kesinlikle. Geçen son periyotu da evet, seninle konuşmuştuk bunu uzun uzun. Tam olarak aslında buna girmiştik. Hani orada şöyle bir olay var. Yani Miami hangisiyle eşleşsin? Milwaukee veya Boston favoridir. Burada yani muhtemelen bu hemen hemen herkesin oy birliğiyle şey yapabileceği bir konu. Karar verebileceği bir konu. Ama ne olursa olsun o seri kolay bir seri olmaz. Miami sizin işlerinizi zorlaştırabilir ve uzun bir playoff yani postseason mücadelesinde de ne olursa olsun en minimum eforla üst seviyelere gitmek istersiniz. Çünkü yani konferans yarı finalleri, konferans finalleri, finaller zaten sizi orada bambaşka bir yani. Yani böyle döveceklerdir. Ya şöyle bir şey var. Miami'yi 4-0 geçersin. 4 maçta da canın çıkar. Kesinlikle. Ya 4 maçta da nefes nefese oynamak zorunda kalırsın. Yani öyle garip bir Jimmy takım Butler yani. Jimmy Butler orada, Bam Adebayo Switch de üzerinize geliyor. Yani her halükarda orada fiziksel bir kadro var. Kyle Lowry keza kötü bir sezon geçirse de yıpratabilir. Hı hı. Yani Miami ilk roundda her öyle eşleşmek isteyeceğiniz bir takım hüviyetine sahip değil. Eric Spoelstra ne olursa olsun taktiksel bir deha. Bence de. Onlar bir de normal sezonun son maçında Haslam'ın da son normal sezon maçıydı. Biraz evet. Böyle şey olarak da iyi gözüktüler. Yani psikolojik evet. Olarak da iyi gözüküyorlardı. Evet, Haslam'a sallanan sandalye hediye ettiler. Gördün mü onu? Ama 42 yaş ya artık evet, yani. Artık emekliliğinin vakti geldi. Yani. Galiba geldi. O zaman Chicago Bulls, Toronto Raptors diyelim. Bu mesela bana göre play'inin en ortada mücadelelerinden biri. Şu karar veremedim yani kim daha avantajlı bilmiyorum. Evet katılıyorum. Bence de orada enteresan bir eşleşme var. Yani Chicago'da sezonun hayal kırıklığı takımlarından bir tanesi. Kesinlikle. Oldu. Ama orada sakatlıkların da önemli bir faktör var. Lonzo Ball'dan sezon boyu mahrum kaldılar. Yani, ki daha uzun sürecek o. Evet. Yani Lonzo Ball'un önümüzdeki sezonda kaçırması bekleniyor. Yani Chicago gerçekten orada üstü kapalı bir, biraz daha belirsiz bir halde. Ya ben bu maça şu şekilde bakıyorum. Sen burada daha takım kabiliyetine mi güvenirsin? Bir maçta kaderinizin belli olduğu maçlarda yoksa süperstar yeteneklerine mi? Ya işte bu çok değişken bir soru. Eğer şöyle bir durum var. Bütün sezon boyunca takım kabiliyetini belli bir rutinde yaptıysan eğer bunu sürdürülebilir bir durumda play-in'de tek maça da şey yapabilirsin. Hani birleştirebilirsin ama şimdi öbür tarafta da mesela Lavin diyoruz değil mi? Evet. Ya Lavin şimdi yarın çıkıp 45 atabilir. Ya bu iki ihtimal birbirini sürekli zorlayabilecek iki ihtimal ama işte hangisi daha çok baskın gelir? Yani Chicago'nun bence o kadar büyük bir süperstarı yok ya. Ya evet ama yine de burada baktığımızda tekil olarak maçın kaderini etkileyebilecek profiller Chicago. Evet, o kesin. Bunu yapabilir. DeMar DeRozan bunu yapabilir. Kesin. Ya yani Toronto'nun orada en büyük avantajı belki de o yetenekleri sınırlayabilecek savunmacılara sahipler. O.J. Anunoby, Scottie Barnes, keza Fred VanVleet. Yani onlar her şekilde iyi savunmacılar, saygın savunmacılar. Arkada Jakob Poeltl'la beraber tabii. Bir seviyeye çıktılar. Pascal Siakam. Ama Toronto'nun da en büyük handikapı yarı sahaya hapsolmak. Bu takım yarı sahaya hapsolduğu zaman yani hücum potansiyeli, hücum güçleri inanılmaz zayıf. Yani onların biraz daha tam sahaya ihtiyacı var. Tek maç özelinde nasıl belirleyici olur bilmiyorum ama biliyorsun maç Kanada'da oynanıyor. Ben o yüzden biraz daha burada da Toronto'nun işi kaosa sürükleyerek çözüme götürebileceğini düşünüyorum. Şöyle bir durum var. Tam biraz şey maçı. Birisi daha iyi hücum ediyor, birisi daha iyi savunma yapıyor. Tek maç özelinde bunu hangisi daha iyi yaparsa işte atıyorum Chicago kendi hücumunun üzerine koyarsa veya Toronto kendi savunmasının üzerine koyarsa biraz daha avantajlı olur ama senin dediğin gibi normalde NBA'de böyle taraftar ev sahibi falan çok olmaz ama Toronto belki de nadir örneklerden biri. Gerçekten Toronto'nun orada şöyle bir farkı. Kuzey. Yani aynen öyle hani takımlar hani şehirdeki taraftar takımı destekliyor. Evet. Toronto'yu bütün ülke destekliyor. Evet çok yani enteresan. Kanada'da niye yani NBA takımı olduğundan ötürü böyle bir durum oluyor. Bence ona en yakında Boston Celtics ya. Evet. TD Garden. Evet. Yani orada da Boston'ın spor kültürü devreye giriyor. Ama orada bence bu konuyu bir gün kesinlikle konuşmalıyız. Boston seyircisinin de biraz değişik tavırları da var. Yani geçtiğimiz günlerde biliyorsun Jaylen Brown'un bir açıklaması olmuştu. Sanki kendi aralarında bile böyle tatsızlık yaşadıkları oluyor yani. Boston taraftarı çirkeftir. Biraz hani çok böyle atfetmek istemiyorum evet. Ama biraz ırkçılık da var galiba. Böyle var, birkaç yani bir olay var. Tarihi olarak baktığımızda Boston'da mevcut olan bir durum. Yani Bill Russell'ın kariyeri boyunca Boston şehrinde ne kadar kötü dönemler geçirdiği meçhuldür zaten. Kendi kitabında da Boston halkını
yani şey demişti, ırkçılığın pire pazarı diye yorumlamıştı Balkan halkını başına gelenlerden ötürü. Son derece anlaşılabilir bir durum. Ama bu hani bir tek orada Boston'a yıkılabilecek bir konu, Amerikan tarihinin büyük bir parçasıdır ırkçılık. Boston'da belki bunun biraz hani yüksek seviyede kalanlarından birisi olabilir. Tabii tabii, kesinlikle ki hala yani başka bir spordan örnek verirsek Avrupa'da bile her hafta sonu yani bu çirkin olaylarla uğraşılıyor. O zaman son karşılaşmamıza geçelim. Oklahoma Thunder, New Orleans Pelicans. Ben direkt şöyle söyleyeyim. Kim gitmesini istiyorsun dersen Oklahoma Thunder derim. Yani Shai bu sezon bence inanılmaz bir performans gösterdi. Evet, ya. Bence mükemmel bir düello izleyeceğiz o maçı. Kesinlikle. Yani bir tarafta Brandon Ingram yani yakıp yıkarak geliyor. Öbür tarafta Shai Gilgeous-Alexander keza aynı şekilde çok formda. Ve bir yandan da bakıyorsun işte Gilgeous-Alexander ile Lou Dort eşleşebiliyor. Affedersin, Herb Jones eşleşebiliyor. Evet. Lou Dort'la da Brandon Ingram eşleşebiliyor. Yani iki tarafında böyle birbirine karşı çok enteresan tez antitezleri var. Yani ekrana kilitleyecek nitelikte bir maç olabilir. Olabilir. Ve ya şöyle çok ilginç bir durum var tabii. Şimdi bence o seri, ya o maç özelinde fark yaratabilecek bir faktör bence Jonas Valanciunas olabilir. Kesinlikle. Çünkü Oklahoma'nın ciddi bir boy ve size problemi var. Oklahoma'nın bu sezon rebound kralı kim biliyor musun? Guardları Josh Giddey. 7.5 rebound ortalama. O da iyi oynuyor bu arada ya. Giddey dışında 5 rebound üzeri ortalama yapan oyuncusu yok. Ve bence burada işte New Orleans gibi bir takıma karşı duvara çarpabilirler. Ama ben Denver olsam kesinlikle Oklahoma City Thunder isterdim. Yani Denver muhtemelen ikisini de çok rahat yani şey yapabilir burada, elden geçirebilir. Evet. Yine de evet yani orada ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz tabii ki. Yani bu kadar kesin konuşmamak gerekir ama tek maç üzerinden bence belirsizliğin en yüksek olduğu maç bu olabilir. İki takım da gençler, iki takım da nispeten yani Willie Green her ne kadar Phoenix'e karşı bir playoff serisi görmüş olsa da yani hala tam olarak fikirlerini sahaya yansıtmayı çözemediğini söyleyebiliriz. Öbür tarafta da Mark D'Agno, yani o da playoff görmedi ama bence bir takımın yani koçu tarafından en iyi takımını yöneten koç şu anda Mark D'Agno olabilir benim gözümde. O yüzden tek maç özelinde de onun belki elinin altında sakladığı enteresan trikler de olabilir. Şimdi play-in maçlarını bitirdik. Tabii play-in'den devam edeceğiz çünkü play-in cuma gecesi artık sonuçlanacak ama normalde bugün yani hazır olan belirlenen eşleşmelerle ilgili konuşmayacaktık. Yine de bir eşleşme var ki galiba konuşacağız onu ya. Phoenix Clippers. Evet. Eski dostlar Kevin Durant ve Westbrook farklı formalarda karşılaştı. Çok hikayesi var ya maçın. Çünkü mesela 2019'dan Kawhi ile Durant'ın arasında yine bir olay var. Yani eşleşme var, o konuşulabilir. Geç, iki sezon önce playofflarda konferans yarı finallerinde konferans finallerinde eşleşmişlerdi. Phoenix biliyorsun Kawhi çaprazmanı Utah'a karşı koparmıştı. Hı-hı. Paul George orada tekti. Bu sefer de Paul George yok. Kawhi tek başına Phoenix'in karşısına çıkıyor ve Phoenix de bu sefer Kevin Durant'ta var. O zaman çok kısa hepsine bakalım hadi ya. Şöyle ayrı gayrı olmasın. Mesela Sacramento Golden State. Bence iyi bir seri olacak. Ama Sacramento'nun beklenilenden çok daha fazlasını vereceğini düşünüyorum ben Golden bence, State'e karşı. Kesinlikle. Bence Sacramento Golden State'i yıpratabilecek bir takım. Yani o seride net bir şey söylemek bence biraz zor. Hı-hı. Golden State'de Wiggins'in dönüşü burada çok belirleyici bir faktör olabilir. Gary Payton'ın keza ne kadar sağlıklı olduğu önemli olabilir. Çünkü De'Aaron Fox'u kovalayacak bir kısa savunmacısına ihtiyaçları var. Orada Stephen Curry'e bunu çok yaptırtamazlar. Dante DiVincenzo bunu bir nebze yapabilir. Ama orada biraz daha formda bir Gary Payton'a ihtiyaçları var. Efe. Kesinlikle orada bir açık var. Aynı zamanda Domantas Sabonis de yine çok formda geliyor. Yani aslında oyun tarzları biraz hücumda birbirine benzeyen bir takım. Zaten Mike Brown da bildiğin üzere Golden State Warriors'ın hani koç ağacından çıktı ve Sacramento'nun başına geldi. Ve orada öğrendiği hücum felsefesini Sabonis'i hibrit bir uzun olarak kullanarak orada uygulamaya sokuyor. O yüzden birbirlerine benzer şemalara da sahipler. Ama ne olursa olsun şemalar benzer olsa da Golden State'in o şema üzerinden çok kanıtlanmış bir başarı geçmişi var. Evet, o zaman mesela neye bakalım? New York Cleveland Cavaliers. Benim güzel eşleşme. Favori eşleşme. Çok ortada bence çünkü. Bence de. Yani bunlara daha detaylı gireriz. Tabii. O yüzden şu anda daha üstün körü bakarsak yani benim ilk turda bir maç bile kaçırmadan izlemek istediğim hani böyle ekrana kilitlenerek izleyeceğim yegane eşleşme New York Cleveland olabilir. Bence birbirlerine çok yakınlar. Bence de. Savunma kimlikleri üzerinden birbirini yani kendilerini tanımlayan iki sert şahsiyete sahip takım gerçekten vurdulu kırdılı bir maç bekliyorum. Orada aslında biraz önce konuştuğumuz konuda bu bireysel yeteneklerin daha ön plana çıktığı durumlarda belki bir buçuk adım ya bir veya bir buçuk adım Cleveland daha önde. Donovan Mitchell gibi bir isim var orada. Belki Julius Randle de bu arada inanılmaz bir sezon geçirdi. Ama birebir de eğer yani anlık
maç içinde sorun çözümse eğer bence Donovan Mitchell orada biraz daha fark yaratacak. Tekil pozisyonda yaratıcılık olarak Donovan Mitchell orada yani Darius Garland'ın da, Jalen Brunson'ın da, Julius Randle'ın da en azından yarım adım önünde sayılabilir. Bence de Mitchell'ın orada farklı bir seviyede. Şu an için öyle. Belki Darius Garland, Evan Mobley yani bir noktada onu yakalayabilirler. Onların çünkü inanılmaz potansiyelleri var. Ama eşleşme bakımından senin söylediğine çok katılıyorum ben. Yani birbirleriyle sıkı eşleşen, kendilerini daha çok savunma üzerinden tanınmayan ve hani sert basketbol oynayan takımlar. Gerçekten oradaki eşleşme, birbirlerine nasıl çözüm üretecekleri büyük bir merak konusu benim gözümde. Ama Cleveland'ın üçlükteki kötü hali, yani üçlük isabetlerinin düşük olması böyle serilerde işlerini zora sokabilir. Çünkü playoff'ta zaten spacing iyice daralıyor, saha daha daralıyor. Tabii. Ve orada biraz daha fazla şut kabiliyetine ihtiyacımız oluyor. Ve Cleveland o konuda biraz geride. Bir son olarak da tabii Philadelphia Brooklyn karşılaşması olacak. Vallahi ben Brooklyn'in iki maç çalacağını düşünüyorum. Ben orada açıkçası yani ilk eşleşmeler bakımından en tek taraflı eşleşmeler olabileceğini düşünüyorum. Evet, çünkü Brooklyn benim sevdiğim bir takım. Öncelikle bunu söylemem lazım. Bence iyi bir takım kurdular. Enteresan bir takım oldular takastan sonra. Ama Brooklyn'in tarzı ve Brooklyn'in personelinin en ters geldiği doğu takımı Philadelphia. Embiid'in hiç eşleşeni yok. Aynen öyle. Embiid'in önüne koyabilecekleri bir oyuncu bile yok. Yani Nick Claxton mükemmel bir savunmacı değil mi? Nick Claxton bence şu anda ligin en iyi 5-10 uzun savunmacısından bir tanesidir. Ama Embiid'le eşleşebilecek bir savunmacı değil. Zaten ve yok öyle bir savunmacı ya. Yani yok ama yani Embiid'in önüne çıkmak için ideal de değil. Hani mesela oraya Toronto gelse biraz daha anlaşılabilirdi. Niye? Çünkü Toronto'nun uzunluğu, Toronto'nun ahtapo talleri, çok iyi baskı bir de. Uzun gövdeli, iri gövdeli oyuncuları öyle ya da böyle Embiid'i ve Harden'ı yıpratabilirdi. Ama Embiid özelinde Brooklyn'in gerçekten bir cevabı yok. Ve bu bence playoff'ta seriyi direktman Philadelphia'nın dominasyonuna gönderebilir. Ya bilmiyorum, ben Philadelphia'nın hala böyle o şeyi işte biraz gelenekçi mi bakıyorum bilmiyorum ama sanki yine böyle bir fire vere vere gidip yarı finalde hoşça kalın diyeceklermiş gibi geliyor bana. Belki de Embiid'in de bir şeyler kanıtlama ihtiyacım yok demişti ama en çok kanıtlaması gereken hikaye bu. Bence muhakkak var yani. Embiid onu biraz basın önünde yani kurtarmak için kendini. Biraz Embiid'in böyle enteresan tripli açıklamaları oluyor. Ben biraz ona bağlıyorum ama yani ben Embiid'in baskı hissetmediğini düşünmüyorum. Evet Özer, bugünü tamamladık. Yani artık sık sık yapmaya çalışacağız. Keza cuma akşamları gece 12'de son periyotta da sizlerle birlikteyiz kanalda. Artık YouTube'da da sizlerle birlikte olacağız. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık Efe, senin de. Bakalım bol bol çekmeye devam edeceğiz. Lütfen bizle kalın. Evet, Step Back'i tamamladık. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın.